Fevkalade çok çok güzel hadi. Elinize sağlık. Size kolonya ikram edin. Şimdi nerede şey yapacaksın Murat Ceyhan? Kürsüde mi? Peki. Sayın Murat Ceyhan, doktor. Murat Ceyhan. Efendim? TUMU derneğimizin sekreteri. Başkanımız da karşımda. Bu güzel toplantı için çok çok teşekkür etmeyi unuttum. Özür dilerim. Yaşlılık işte. Sağlıklılar. Hadi peki. Buyuruz. Genel sekreter. Sayın Başkanım, saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer meslektaşlar. Tabii son konuşma, hepinizin yorulduğunu biliyorum. Kaldığınız için teşekkür ederim. Çok uzatmayacağım. Çünkü az önce belki görmüşsünüzdür, slaytları yarıdan fazla azalttım. Laptopla çalışıyordum yanında. Bir tam konuyla alakalı bir fıkrayla başlamak istiyorum. Hem de belki biraz uyandırıcı olur. Bir kongrede sonlara doğru bir konuşmacı söz sırası kendisine gelmiş. Ama kendisini dinleyen sadece bir kişi var. Ama o büyük bir disipline, büyük bir sevgiyle sonuna kadar anlatmış. Kişi de sonuna kadar kalmış. Tam çıkışta çok teşekkür etmiş bu sabırla kendisini beklediği için. O da rica ederim ama ben de zaten sonraki konuşmacıyım demiş. Neyse ki ben çok daha iyi durumdayım ona göre. Şimdi ben bugün ele alacağım konuları azalttım ve odağına daha ziyade işletmeler açısından vergi denetimlerinde mesleki şüphecilik ve mesleki yargı kavramını ele almaya çalışacağım. Çünkü bizim bugünkü kongre 2030 yılı ile alakalı bir perspektif vermeye hedefliyor. Bugün benim şahsi kanaatim mikro problemlerden ve güncel konulardan çok bahsedildi ama esas konunun sorunun kaynağına inemezsek bazı şeyleri sürekli tartışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Ve derneğimizin adı 1967 yılına kadar Türkiye Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği'ydi. Yani işletmelerin de problemlerini burada sadece meslek mensuplarının değil, işletmelerin de problemlerini dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatta kurucularımız arasında Sadık Bigat diye bir tüccar da var ilk yönetim kurulu üyeleri arasında. Ve bizim mesleğimiz açısından bunun şöyle önemli olduğunu düşünüyorum. Şirket sahipleri para kazanmadan bizlerin para kazanması mümkün değil. Çünkü kendileri ancak gelirden bize pay veriyorlar. Servetlerinden doğal olarak pay vermiyorlar. Ve kendileri para kazanamayınca bizim de maddi olarak bugün çok sayıda dile getirilen güncel problemlerimizin ben biteceğini düşünmüyorum. Şimdi kısaca, gerçi hem bir önceki oturumda hem az önce üstadımız bu konuya değindi. Ben o yüzden hızlı geçeceğim. Mesleki şüphecilik özü itibariyle bir tutum. Yani şirketin bütün finansal raporlarında, finansal setinde bir hata, hile olabileceği, bazı bilgilerin yanlış olabileceği durumuna karşı kanıtları daha titizlikle değerlendirmeyi öngören bir tutum. Ve finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu göstermeme olasılığını göz ardı etmemeyi içeriyor bu tutum. Ve bunun bu çerçevede işletme yöneticilerin ifadeleri, işletmeden elde edilen kanıtlar ve işletme dışından elde edilen kanıtlar bir arada değerlendiriliyor ve çelişkiler varsa bunların üzerine gidiliyor. Mesleki şüpheciliğin temel olarak en büyük faydası kanıtların yorumlanmasında aşırı genellemelerden kaçılıyor. Aslında şüpheli olan olayların özen gösterilmeksizin üstünün kapatılmasının önüne geçiyor. Ve denetimin kapsamı ve zamanlılığı seçilirken ve tekniği seçilirken yanlış varsayımların önüne geçiyor. Mesleki şüphecilik tabi bunu vergi inceleme süreciyle de bağdaştırabiliriz. İşletme yönetiminin ne doğrudan işletme başlamadan önce bir peşin yargıyla dürüst ne de tam tersi olduğunu kabul etmiyor. Mesleki şüpheciliğin doğal bir sonucu olarak her türlü kanıt
her türlü kanıtın geçerliliği sorgulanıyor ve gerek duyulan ya da bir çelişki görülen yerlerde üçüncü bir görüşe ya da bir uzman görüşüne başvurulabiliyor. Örneğin vergi incelemelerinde herhangi bir kurumun 5746 ya da 4691 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge'de yazılım faaliyeti olup olmadığı, yani vergi inceleme elemanı teşviğin ya da istisnaların kullanımına bakması lazım ama hangi yazılımın Ar-Ge kapsamında olduğuna, hangi yazılımın Ar-Ge kapsamında olmadığına karar vermiyor olması lazım. Uzman görüşünden kastım bu. Mesleki şüphecilik ve az önce üstadımız da bahsetti. Vergi denetim kurulu çerçevesinde yapılan incelemelerde ben bu sunum öncesinde bazı son dönemde elimize geçen üzerinde çalıştığımız vergi inceleme raporlarına baktım. Bazı ortak paydalar var. Neler mesleki şüphecilik açısından vergi müfettişlerin dikkatini çekiyor. Mükelleflerin çok kısa sürede çok yüksek ciroya ulaşmaları, çalışan sayısıyla ciro arasında uyumsuzluk olması, sık sık vergi dairesi değiştirmeleri, yoklamalarda adreste bulunamamaları, şubelerin olmaması, yüksek ciroya rağmen ödenecek verginin hiç çıkmaması ya da az çıkması ve kamuya borçlarının olması sıralanabilir. Mesleki yargı kavramı ise bilimsel bir çerçevede bilgilere dayanarak denetçinin görüşünü oluştururken aynı şekilde muhasebe standartları, etik standartları ve denetim standartları çerçevesinde mesleki yargısını kullanmasıdır. Ve mesleki yargıyı sadece denetim kanıtlarının toplanmasında değil, aynı zamanda raporun oluşturulmasında da kullanacaktır. Nitekim mesleki yargı özellikle finansal tablo kalemlerinin yorumlanmasında, şirketin finansal tablolarının kullanıcılar tarafından incelenmesine dikkat etmesi gereken hususların saptanmasında, şirketin faaliyet yapısı, faaliyetlerini yürüttüğü yer ve şirketin içinde bulunduğu sektör dikkate alınarak ve şirketin ortaklık yapısı ve finansmanı dikkate alınarak mesleki yargı kullanılıyor. Evet, şimdi vergi incelemeleriyle bu konuyu az sonra da işletmelerle birleştirdiğimizde son 3 yılın vergi mükelleflerini vergi türü bazında ekrana yansıttığımızda yaklaşık 1.827.000 gelir vergisi mükellefi olduğunu, 700.000 yani 699.904 kurumlar vergisi olduğunu ve 2.442.000 katma değer vergisi mükellefi olduğunu görüyoruz. Ama bir küçük not ileteyim. 699.000 kurumlar vergisi mükellefinin ödediği 37 milyar TL kurumlar vergisinin %36'sını 800 tane firma ödüyor. ...2015 yılında Türkiye'nin elde ettiği vergi rakamı, Türkiye'nin tahsil ettiği vergi rakamı net 407 milyar TL. Aslında bütçelenenin %4,5 üzerinde 18 milyar TL daha fazla vergi geliri elde etmiş. Ve iller bazına baktığımızda İstanbul'un %44,92 ile tabii ki en başı çektiğini, sonrasında Ankara, Kocaeli ve İzmir'in geldiğini, Kocaeli'nin de %93,13'lük takip tahsilat oranıyla, tabii ki sanayileşmenin de büyük etkisi var, takip tahsilat oranında Türkiye'nin lideri olduğunu söylememiz mümkün. Vergi müfettişlerinin dağılımına baktığımızda şu anda toplam kadroyu ihmal ediyorum. 9205 tane vergi müfettişi var. Bunların %3'ü baş müfettiş. Bugünkü incelemelerin hukukiliğine de birazdan konuyu bağlayacağım. %39'u vergi müfettişi ve %58'i vergi müfettiş yardımcısı. Ve aktif olarak genelde bu bilgi biraz gözden kaçabiliyor. Her ne kadar 9205 vergi müfettişi de olsa aktif olarak vergi incelemesi yapan vergi müfettiş sayısı Türkiye'de 4051. Yani az önce ifade ettiğim büyüklükteki mükellefleri 4051 kişi şu anda inceliyor. Türkiye'de ne kadar inceleme yapıldı diye baktığımızda en güncel sayı, zamanı hızlı kullanmak için bazılarını ihmal ediyorum, 159.500. Tabii bu çok fazla. Neden? Çünkü burada birden fazla dönem ve birden fazla mükellef söz konusu. Biraz detaya indiğimizde 2015 yılında 58.676 mükellefi incelendiğini ve bunun karşılığında 9.8 milyarlık bir vergi talep edildiğini ve 18.8 milyar TL'lik de bir ceza istenildiğini söylüyoruz.
Ve biraz daha da detaya girdiğimizde inceleme oranlarına baktığımızda 2013'te %2.9, 2014'te %2.24 ve 2015'te %2.32. Şimdi bu dataları birazdan işletme sahiplerine bağlamaya çalışacağım. Ve incelemenin çoğunun vergi direncinin bugün sabahki oturumda da ifade edildi. Türkiye'deki vergi direncinin sebeplerinden biri bence bu. İncelemenin %53'ü, talep edilen rakamların %53'ü katma değer vergisinden, %13'ü özel tüketim vergilerinden oluşuyor. Vergisinden oluşuyor. Kurumlar vergisi %9, daha sonra rakamlar yavaş yavaş aşağı iniyor. Şimdi Vergi Denetim Kurulu tarafından biliyorsunuz yayınlandı hem Gelir Dersi Başkanı'nın hem Vergi Denetim Kurulu'nun 2015 faaliyet raporları. Faaliyet raporunda iki tane tehdit yazılmış. Bir tanesi kayıt dışılık oranında yüksek olması. İkincisi Türkiye'de vergi bilinci ve gönüllü uyumun eksik olması. Şimdi işveren gözüyle biraz anlatmaya çalışayım. Türkiye'deki vergi incelemelerinde şüpheci olmak için az mı neden var diye bir soru sorup kendim cevaplayayım. Türkiye şu an 34 tane OECD ülkesinde bu kadar yapılan çalışmaya, mevzuatlar, teknolojiden yararlanmaya rağmen hala kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu ülke. Bunlar güncel rakamlar. OECD ortalaması %18.3 iken Türkiye ortalaması %28.72. 2023 yılında da bunun en fazla %24'e düşeceği öngörülüyor. Sonra sırasıyla gördüğünüz gibi Estonya, Meksika, İtalya ve Yunanistan geliyor. Kayıt dışının en az olduğu ülke %7.95'te Amerika, ikincisi %8.07 ile İsviçre geliyor. Burada şöyle bir subjektif bir algı olabiliyor. Türkiye'de vergi oranları çok yüksek, dolayısıyla vergiler ödenmiyor gibi. Ama bununla alakalı bir örnek vereyim. Danimarka, İsveç, Belçika gibi ülkelerde %40'ların üzerinde seyreden vergi oranları, vergi yükleri daha doğrusu olmasına rağmen Türkiye'de vergi yükü Türkiye'de %27. Yani aslında oralarda da bir vergi direnci olması gerekebilir. Tabii ben buraya Almanya, Fransa'yı da dahil etmedim. Onlar da aslında %40'ların üzerinde olan vergi yüklerinin olduğu ülkeler. İlginç bir data, Eylül 2014'te İsveç'te seçimi vergileri arttıracağını